Efendim Bakış programına hoş geldiniz. Bakış özel yayınına, Dünya İçin Hareket Et özel yayınına hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta ilkini yayınlamıştık. Bundan sonra birkaç bölüm sizlerle hareketi konuşacağız. Dünya için hareket et, kendimiz için hareket et, toplum için hareket et. Aslında hareket deyince sadece tabii fiziksel aktiviteden bahsetmiyoruz. Biraz da bu işin mental tarafı da var. Onu da konuşmamız gerekiyor. Zaten iş oradan başlıyor. Sonra fiziksel aktiviteye dönüşüyor. Bunu konuşmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki birkaç yayın da konuşmaya devam edeceğiz. Hatta bunun içine belki diyeceksiniz ki ne alaka, ama çok alakasını önümüzdeki bölümlerde göreceksiniz. Biyoçeşitlilik gibi farklı birazdan mikro alanları da birleştirip Dünya için hareket eti öyle size sunacağız ki sadece tek bir söylemde kalmasın diye. Bugün konuşmaya devam ediyoruz. Bugün biraz daha enerjisini konuşacağız. İşin enerji boyutunu, küresel ısınmayı da içine katacağız. Yani aslında hareket et sadece fiziksel anlama gelmiyor. Bunu da anlatmak istiyoruz. Zaten bunun için biraz da çıktık yola. Sizle paylaşmak için. Küresel ısınmasını da konuşacağız. Raporlar var. Dünya çapında ve Türkiye'yi de kapsayan raporlar var. Onlardan çarpıcı birkaç başlıkları da sizlerle paylaşacağız. Ve tabii ki programımızın içinde bol bol da haberler var. Karbon ayak iziyle ilgili. Tahmin ediyorum artık herkes karbon ayak izini yavaş yavaş ne olduğunu anlamaya başladı. Evet, bunlar hepsini konuşacağız. Peki kimlerle konuşacağız? Hemen tanıtayım. Efendim Doğal Hayatı Koruma Vakfı kıdemli uzmanı Aslı Gemci bizlerle birlikte işin biraz uzman tarafı boyutunu paylaşacak. Aslı Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aynı zamanda tabii her zaman olduğu gibi Aksa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken bizlerle birlikte. Bu işin biraz tam sigorta boyutu ve aynı zamanda tabii iş sadece toplumda bitmiyor. Toplumdaki hem önderlerin hem sivil toplum kuruluşlarının hem de tabii şirketlerin de bu işe ön ayak olması gerekiyor. İşte Aksa da bu konudaki deneyimlerini paylaşacak Yavuz bizle. Hoş geldin Yavuz. Merhaba Anay. Karbon ayak izini konuşacağız değil mi? Ne konuşacağız? Vallahi, ne konuşacağız bugün? Hadi ya bakalım. Bugün ne konuşacağız? Aslında hani her yayın öncesi birçok şeyi beraber okuyoruz, değerlendiriyoruz. Bugün de aslında bir soruyla başlasak birbirimizle, bir soru cevabını bulmaya çalışsak sanırım biz bulamayacağız. Aslı Hanım'a soracağız. Öyle başlayalım. Soruyu başla. Yani şöyle, açıkçası ben şöyle yorumluyorum. Bütün izleyenlerin de biraz konuya basit bakmasını tavsiye ediyorum. Çünkü soruları basit sorduğunuz zaman sonuçta küresel ısınmayı idrak etmek daha kolay oluyor. Bir kere hani çok basit bir soru. Dünya 4,5 milyar yaşında. Yani dünya çok yaş aldı da o yüzden mi küresel ısınma oluyor? Cevap tabii ki hayır. Bundan 50 yıl önce dünya nüfusunun ne kadar olduğunu biliyor muyuz? 1940'lı senelerde hatırlayalım. 2 milyar dünya vatandaşından bugün 7 milyar üstünde dünya vatandaşını konuşuyoruz. Şimdi bu ikisi yan yana geldiğinde bir çoklaşmışız biz. Yani üremişiz ve dünyada çoklaşmışız. 60 yılda. 60 yılda bu rakamlar oluşmuş ve ben detayları ki araştırmaları Doğal Hayatı Koruma Vakfı'yla çok önemli işbirlikleri yapıyoruz. Bize ilham veriyorlar. Ondan araştırmanı okuduğumda bugüne kadar gerçekten hiç duymadığım literatürde bir kelimeyi duydum. Antroposen çağdayız. Antroposen çağdayız. Şimdi soruyu alayım. Soru antroposen ne demek? Yani evet. Buna baktığınızda gerçekten ben kendi adıma da bütün izleyicilerle tüm açıklığımla paylaşabilirim. Bunu bugün idrak ettiğim için çok üzgünüm. Çünkü bu 1800'lü yıllarda konuşulmaya başlamış bir konu. Ve ben Aslı Hanım'a sorayım, antroposen çağı ne demek? Çünkü bir daha söylesene. Antroposen çağı. Antroposen. Çünkü şunu gördüm ben, geçmiş çağlar hep dünya karar vermiş kendi kendine ne yapacağını. Yani evrimler oluşmuş, insan soyu ortaya çıkmış. İşte büyük olaylar, doğal, hep doğa karar vermiş. Ama bu antroposen çağın değişik özelliği var. Önce buradan başlayalım. Çünkü antroposen çağı bizi iklim değişimine, oradan da enerjiye götürüyor. Peki ne dersiniz bilmiyorum. Peki sen bunu bildiğini nereden biliyorsun? Çünkü ben onların dokümanlarında okudum bunu. Ha, onların oradan, raporlarından oradan okudum bunu. Evet, evet. Bana bakmayın, ne bak, direkt benden geldi ve böyle gitti yani, soru size. Bunu anlatamazsak kimseye yani bu işi önemsetemeyeceğiz diye antroposen, düşünüyorum. Antroposen ne demek? Tesadüf o ya, ben cevabı Aslı biliyorum. Aslı dermiş ki ben bilmiyorum. Antropolojinin kökünden geliyor antroposen de. İnsanoğlunun
dünyanın dengesine, dünyanın kaynakları olan etkisinin en üst düzeyde olan çağı. O yüzden antroposen çağı diyoruz. Yani devam edelim burada. Yani bugün örneğin küresel ısınmadan Yavuz Bey de bahsetti. Neden bir küresel ısınmadan bahsediyoruz? Doğal bir süreci mi dünyanın? Dünyanın doğal süreci içerisinde belli değişimler olmuş, evet. Ama bugün yaşadığımız o değil. Bugün yaşadığımız tamamen insanların yaptığı faaliyetler sonucu kürenin dengesini değiştirmiş bulunuyoruz. Konu bu. Yani bunu nasıl yapıyoruz? Neden ısınıyor? Atmosfere bazı sera gazı dediğimiz gazları salıyoruz. Nedir sera gazı? Sera gazları fosil yakıt kaynaklı. Yani ne petrol, demek? Doğalgaz ve kömür. Bunları yaktığınızda ortaya çıkan ve atmosferin ısınmasına, yani nasıl domates yetiştirdiğiniz sera vardır. Evet. İçeride bir sera etkisi var. O ısının dışarıya çıkmasını engeller. Bir bariyer vardır. İçeride ısıyı tutar. Bu sera gazı etkisini şu anda biz dünyada yaratıyoruz. Bu karbondioksitin atmosferin dışına ulaşmasını engelleyip içeride tutmasını sebep oluyoruz. Ve bu da buranın ısınmasına neden oluyor. Yani ısınma ve ulaştırmayı aslında zararlı olarak nitelendiriyorsunuz. Dünyanın dengesini bozduğunu söylüyorsunuz. Kesinlikle. Doğru mu anlıyorum? Kesinlikle. Küreyi şu anda ısıtarak dünyanın dengesini tamamen alt üst ediyoruz. Peki. Ama bu devam edecek bir şey. Yani ısınma devam etmek zorunda. Isınma devam etmek zorunda değil. Ulaştırmada da. Niye? Buna engel olabiliriz. Bilim insanları bize bunun mümkün olduğunu gösteriyor. Açın birkaç cümle. Bahsedeyim biraz. Bugüne kadar dünyayı sanayi öncesi döneme kıyasla 1900'lerin öncesi diye şey yapabilirsiniz, düşünebilirsiniz. Nasıl ki buharlı lokomotifin icadıyla bir sanayi devrimi başladı dünyada. Bununla birlikte biz bu fosil yakıtları, kömürü, doğalgazı ve petrolü yakarak küreyi ısıtmaya başladık. Peki. Bugüne kadar dünyamız 1.1 derece ısındı. Ve bilim insanları eğer bunu biz 1.5 derecede tutmazsak geri dönüşü olmayacak, sorunlara, felaketlere sebep olacağını söylüyor. Yani bizim 0.4'lük bir payımız mı kaldı? Bir payımız şimdilik var. 2030 yılına kadar eğer emisyonlarımızı, yani 2030'a atmosfere kadar saldığımız gazları yarı yarıya indirebilirsek, 2050 yılına kadar da net sıfır dediğimiz, yani salıyorsak da atmosfere onları geri tutarak bir sıfır dengesini 2050 yılında yakalayabilirsek 1.5 derecede durmamız mümkün. Bilim insanları bunları söylemize. Aslında bakarsanız bugüne kadar çok ısıttık ama içinde şu yok mu? Gereksiz kullandık. Yani dengeyi kaybedecek kadar gereksiz kullandık. Ya? Yani gereksiz kullandık, fazla kullandık. Bunları dengelemek lazım. Birazcık işte geçen programda da hareketle bağladık, evet, birazcık. Yani işte bir birey olarak haftada 5 gün arabayı kullanırken 4 günü düşürmek bile aslında benim %20 katkı sağlamam demek. Hani toplumda ben görüyorum Türkiye'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, bütün herkes bu konuyu önemsiyor. Dünyada Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği toplumundaki bütün ülkeler nasıl bu salınımı azaltırız diye aslında bir farkındalık yaratıldı. Şimdi bu farkındalığı eyleme dönüştürmek, biraz da yaşatmak lazım. Toplumda bu farkındalık oluştu mu? Konuda aynı fikirde misiniz? Bizim şöyle söyleyeyim, açıkçası yani etkileyici bu bölümü. Çünkü iki yönlü bakıyorum ben. Uluslararası raporlarda farkındalık oldukça yüksek. Türkiye'de bizim bu yaz yaptığımız, özellikle İstanbul Teknik Üniversitesi ile yaptığımız araştırmada evet, toplumda farkındalık var ve bana bir yön gösterilirse ben buna uymaya hazırım diyen bir %70'lik kesimle karşılaştık biz. Yani bu bence umut verici. Gençler, ben bilmiyorum, umutlu geliyor. Yani bugün gençler bizden çok daha farkındalar. Konu şu değil ama, yani yanlış anlaşmaya da mahal vermemek lazım. Hani biz bu karbon salımını azaltacağız, hadi durduralım. Yani dünya durmayacak, dünya gelişecek ama bütün ihtiyaçları biraz daha doğayla barışık hale getirmemiz lazım. Çünkü denge kaçmış durumda. Öbür taraftan tarım arazileri kuraklıklarıyla uğraşmaya başladık. Türkiye için etkiler var ama bence çok dikkat edilmesi gereken konu bir de sağlık var. Tabii, yani bu küresel ısınmada sağlık var. Gelelim ama şu azı karbondan tabii bahsettin, karbon salımından bahsettin. Buna ben karbon ayak izini de ekleyeyim ve arkadaşların hazırladıkları Dünya İçin Hareket Et ve yani bizim programın özel bölümünün mottosu olan ismiyle karbon ayak iziyle ilgili iki tane güzel bir haber var. Onları birlikte izleyelim. Sonra sohbete devam edelim. Efendim iki güzel haberimiz var. Birlikte izleyelim. Biraz daha farklılaştırmış oluruz konuyu. Küresel risk raporlarına göre iklim değişikliği hayatımızın en büyük riski. İklim değişikliği karşısında büyük endişe duyarken
İklim değişikliği ile yaşantımız arasında bağ kuramıyoruz. İklim değişikliği geleceğin değil, bugünün sorunu. Üstelik sadece kendi başına bir risk değil, bulaşıcı hastalıklar, hava kirliliği ve gıda kaynaklı hastalıklar başta olmak üzere pek çok riskle de bağlantılı. Peki iklimin sağlık ve hareket etme ile bağlantısı olabilir mi? Araştırma sonuçlarına göre her 3 kişiden ikisi yeterli fiziksel aktivite yapmıyor. Araştırmadaki her 100 kişinin 70'i zaten aktif olduğu işte çalışıyor. Raporun göze çarpan kısmına göre ise maalesef yeterince hareket etmiyoruz. Üstelik fiziksel aktiviteyi lüks olarak görüyoruz. Devam ediyoruz. Evet Aslı Hanım, artık soru sormama gerek kalmadı. Yavuz açtı sohbeti. Devam ediyoruz. Valla biz çok seviyoruz bu konuyu. Ya şu karbon ayak izini gerçekten anladı mı toplum? Ben hala mesela toplumun karbon ayak iziyle, sen diyorsun ki %70 yani artık bu konularda bilinçli ama ben hala toplumun karbon ayak izi nedir, ne değildir, bu neye neden olur falan gibi şeyleri anlamadığına. Ya biraz bize işin işte hani enerji boyutu, karbon ayak izi falan biraz oradan bahsedin. Bir de ya ben hep şunu görüyorum. Tespitler var, tamam. Tespitleri yapıyorsunuz. Siz de vakıf olarak da tespitler yapmışsınız. Çok güzel ama yani çok da böyle koca koca ansiklopedik dokümanlara da lazım değil. Ama ben mesela sizden 3 madde isteyeyim. Bugün BMR yani bir an önce yapılması gerekenler vatandaş, devlet yani kamu yönetimi ve başka kim varsa 3 madde 3'ten şu yapılırsa işte 0.4'lük o payımızı da biraz daha aşağı indiririz diye. Buyurun. Tabii. Önce farkındalık sorunuza cevap vereyim. Yavuz Bey bahsettiği gibi eğer insanlar bunun bilincinde olunca bunu değiştirmek için bir çaba göstereceklerini söylüyorlar zaten. Fakat sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Bu küresel ısınma, iklim değişikliği uzak gelecekte başımıza gelecek bir şey ve böyle çok uzakta belki Pasifik adalarında falan en çok etkisi olacak. Öncelikle bu algıyı yıkmamız gerekiyor. Yani bir iklim değişikliği, hatta artık buna biz iklim krizi ismini veriyoruz. Herkesin dilinde bu kabul gören bir bilimsel olgu. Ama ne kadar bize yakın olduğuna hem mesafe hem zaman olarak bunu çok iyi idrak edemiyoruz. Ne, bir daha söyleyin, ne kadar uzak? Hiç uzak değil. Yani bu, İstanbul'da bugün. Biz her gün, her yaz bir sel felaketi yaşıyorsak, aşırı hava olayları çatılarımızı uçuruyor, araçlarımıza zarar veriyor, can mal kayıplarına sebep oluyorsa bunu artık iklim krizine bağlamamız gerekiyor. Bu hala bugün böyle oldu ama yarın başka olur demememiz gerekiyor. Ya da geçmişte, tarihte bundan 50 yıl önce de olmuştu demememiz gerekiyor. Bunlar artık daha sıklıkla karşılaştığımız, gözümüzle gördüğümüz ve bizi bizzat etkileyen sonuçlar. İklim krizi bugün ve burada yaşanıyor. Karbon ayak izinden bahsettiniz. Şimdi ekolojik ayak izimiz bizim toprağa, suya, havaya, her tür yani insanların bu antroposan çağı içerisinde doğanın dengesini etkilediği her yerde bir ayak izimiz var kaynakları tükettiğimiz için. Kaynakları aşırı tükettiğimiz için. Ekolojik ayak izimizin %57'si karbon ayak izinden oluşuyor. Yani havaya bıraktığımız, demin bahsettiğimiz fosil yakıt kaynaklı emisyonlardan kaynaklanıyor. Bir örnek vereyim size ne kadar aşırı tüketiyoruz. Örneğin 2020 yılı için devam ederken hani bir dünyamız var ve kaynaklarını belli bir ölçüde tüketeceğiz. Biz 2020 yılının kaynaklarını 22 Ağustos'ta tükettik dünya olarak. Farz-ı misal diyorsunuz. Farz-ı misal demiyorum. Şöyle nasıl söylüyorum. Gelecek senenin ve gelecek kuşakların, nesillerin kaynaklarını çaldık, tükettik. Şöyle düşünün, bankanızda, hesabınızda belli bir para var. Ondan çok daha fazlasını harcadınız. Tamam, neye göre bu tespiti yapıyorsunuz? Bu tespit de yine bilim insanları tarafından ekolojik ayak izi
ölçülerek ve her sene yapılır. Buna limit aşım günü diyoruz. Bu sene 22 Ağustos'taydı. Pandemi sebebiyle bir miktar iyileşme gözlemlemiştik. Gelecek sene ne olacak bilmiyoruz. Şimdi karbon ayak izi kısmına gelirsek, bu sene 22 Ağustos'ta 1.6 dünya varmış gibi tükettiğimiz için limite tamam. Ulaştık. Evet, bunu okumuştum. Karbon ayak izimizin %50'sini azaltabilseydik, demin Yavuz Bey dedi, sadece bir gün arabayla gitmezsem %20 kendime düşen payı karşılayabilirim. Eğer hepimiz %50 azaltırsak, bu 22 Ağustos'ta bitirmiş olduğumuz limit günü 3 ay ötelenecekti. Tam olarak 93 gün ileriye gidecekti. Yani neredeyse Kasım sonuna gelecekti. Ve bir dünya yerine 1.1 dünya kaynağı tüketmiş olacaktık. Yani bunu yapmamız mümkün. Peki. Bundan 150 sene önce bir karbon ayak izinden hiç bahsetmiyorduk. Bugün atmosferdeki sera gazı miktarını ölçebiliyoruz, ppm diye. Yani 1 milyon parçacık içerisindeki kaç tane karbon parçacığı var. Bunu ölçebiliyoruz. Peki geleceğim. Ne yapmamız lazımı konuşacağım. Ya bir sonra bir Yavuz'a döneyim. Yavuz buradan alsın pası. Peki. Bir de bir şey daha sorayım. Hani bu muhtemelen Aslı Hanım söyleyeceklerine ekim vardır. Ya aslında bir tarafta bakıyorum. Hani iklim değişikliği beraberinde ciddi risk getiriyor. Aslı'nın söylediği gibi seller, şunlar, bunlar falan. Bu tam böyle sigortacıların işi ya. Krem döle krem yani. En güzel iş. Ben buraya risk veririm. Risk olsun sigorta. Değil mi? Teminat satalım. Öyle değil mi ya? Ve hasar olmayacak mı? Ya işte, tamam ama yani işte onu da söylüyorum. Herhalde i̇şte, hasarı da olacaktır ama yani zaten hasar için varsınız. Yani sigorta ya bunu nasıl mı istiyorsun? Çok yerinde bir sorun o yani. Yani ani ve beklenmedik tüm olaylara karşı sigorta olmak. Tamam. Temel felsefe bu. Ama sigorta öngörülebilir bir risk analizi yapması lazım. Yani şu andaki geldiğimiz noktada işte Aslı Hanım da bahsetti. Yarın İstanbul'da dolu ne kadar olacak? Elimizde veri yok. Bunları analiz etmek için zamana ihtiyaç var ve şunu net görüyoruz. Hiçbir reasürans kurumun veya global veya yerel sigortacının sermayesi ortaya çıkabilecek riskleri karşılayamayacak. Nedir bunlar? Burada sadece doğal afetler yok. Göçler var. İnsanların salgın hastalıklarla karşılaşması var. Yani bunların hepsi sigorta konusu olacak mı? Olacak konular. Kuraklık var. Bugün acaba hangi tarım sigortaları sisteminde bu kadar yoğun kuraklığı teminat altına alabileceksiniz? Ama alıyorsunuz hocam, ben anlamıyorum. Mesela şimdi sağlık diyorsun. Sağlığı gittin, salgını kattın içine. Tamam. Alıyorsun. Ondan sonra işte kuraklık dahil bütün risklere karşı veriyorsun. Veriyorsun. Tamam. Ama şöyle düşünelim, şu andaki geldiğimiz noktada daha tamamlanacak ya da daha belki tartışmalarda hep gündem olmuştu. Daha biten bir şey yok, daha yolun başındayız. Evet. Daha 1.5 derece daha bu dünya ısınırsa 2030, 50, 2100 sürecinde hani bizim ömrümüz yetmeyebilir ama gelecek nesillere bir şey bırakıyoruz şu anda. Kötü bir şeyi bırakıyoruz ve ben sigorta sistemlerinin dahi taşıyamayacağı kadar önemli bir risk olduğunu düşünüyorum. Ama biz bunları kontrol etmeye başlarsak sigorta sistemleri toplumun çok daha güvenli yaşaması için kaynaklarını hazır edeceklerdir. Biraz da şöyle bakmak lazım. Ben bir şöyle söyleyeyim, yani ne yapmalıyız? Bir kere bu Aslı Hanım çok güzel söyledi. Bizden çok uzak değil bugün ve iklim adaleti diye bir kavramla bakmamız lazım. Bugün dünyaya bakacağız. Yani sadece bulunduğumuz mahalle, şehir değil. Dünyaya bakacağız. Hayatında hiç araba görmemiş bir dünya vatandaşı maalesef çok araba kullanan ülkelerin etkisinin altında. Şimdi burada bir iklim adaletsizliği var. Biz bugün kendi yaşantımızı düşünürken dünyayı biraz daha konuşmaya başlayabilirsek, ülkemizi, çevremizi, o zaman daha anlayabiliriz. Ben hani kamuya çok görev düşüyor. Evet, ama her şey kamuda bitmez. Yani eğitim, evet, eğitim sistemlerinde bunlar gündem yapılıyor ama sivil toplum kuruluşları, bizim gibi özel şirketler, bireyler, hepimizin sahiplenmesi gereken konu. Bir basit örnek, Çevre Şehircilik Bakanlığı sıfır atık projeleri başlattı. Bugün İstanbul'da belediyeler ya da büyük şehirlerdeki belediyeler atık toplama günleri yaptılar. Bir komşumuz bu işe katılırken şimdi 20 dairelik apartmanda 11 komşu oldu. Evet, yani bu böyle olacak. Dalga yani, gibi gidiyor. O yüzden bugün erken değil, bugün tam zamanı. Ne zaman olacak? 2030-2050 hedefini koymaya devam etmemiz lazım önümüzde. 3 madde istiyorum, sonra bir habere gideceğim. 3 madde. Tamam. Neler yapılması lazım diye soruyorsunuz bana. 1, 2, 3. Birincisi enerji kullanım ve üretim şeklimizi değiştirmemiz lazım. En önemli kısım bu. Kamuya düşen görev bu. Bahsettiğimiz karbon ayak izinin en büyük sebebi
enerji kaynaklıdır. Ama güzel haberim var size. Yani Türkiye bu konuda çok avantajlı. Bakın, buna sebep olan fosil yakıtlar petrol, Türkiye'nin doğal bir kaynağı değil zaten. Doğalgaz da değil. Kömür var, belli bir oranda enerjisi var. Çok yüksek kalorili değildir bizim lignitimiz, taş kömürümüz. Birazcık idare eder. Zaten bu fosil yakıtlardan vazgeçmemiz gerektiğini savunuyoruz. Peki Türkiye'nin nesi var? Güneşi var, rüzgarı var. Bunlar yerli ve milli kaynaklardır. Bunlar ham maddesi sınırsız ve ücretsiz olan kaynaklardır. Ve Türkiye bunlara sahip. Tamam. Ve eskisi gibi hani bu teknoloji pahalı, bu mühendislik bizde yok kavramları da söz konusu değil. Bakın geçtiğimiz 10 yıl içerisinde güneş enerjisi yatırımları %80, rüzgar enerjisi ise %40 maliyetleri azaldı. Hı hı. Bir yandan fosil yakıtlar ise daha pahalı hale gelmeye başladı. Çok yeni yayınlanan bu pandemi sürecindeki raporlardan gördüğümüzde yine yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar, örneğin 1 milyon Amerikan doları yatırım yaparsınız yenilenebilir enerjiye, 7,5 kişinin istihdamını sağlıyorsunuz, fosil yakıtta ise 2,7. Yani ortalama konuşmam gerekirse yenilenebilir enerjiye yaptığınız yatırımlar 3 kat istihdam yaratıyor. Bu kamuya düşen... Demek ki ekonomik olarak bu iş iyi bir fikir, onu söylemek istiyorum. Bize düşen? Bize düşen her birimizin yapacağı çok şey var. Birincisi bu tüketim mantığını ortadan kaldırmak. Biz dünyayı tüketmeye gelmiş varlıklar değiliz. Bunların hepsi bize ait değil. Çok daha az tüketebiliriz. Enerjimizi verimli kullanabiliriz. Kullanmayabiliriz. Alternatiflerini kullanabiliriz. Bu konuda ciddi bir farkındalığa ihtiyacımız var. Ulaşım bunun bir bölümü. Yani kullanabileceğimiz, fosil yakıt kullanacağımız ulaşım araçları yerine başka elektrikli araçları kullanabiliriz ya da bireysel. İşte bisiklete binebiliriz, yürürüz, skutura binebiliriz. Bisiklete bineriz. Evet. Hadi şu haberi birlikte izleyelim. Efendim bir haberimiz var. Hazır Aslı Hanım bisikletten bahsetmişken birlikte izleyelim. Sonra kapanışı yapalım yine hep birlikte. Ben daha önce büyük bisikletler de kullandım. Yani Gaziantep'te yaşıyorken çok kolaydı. Çünkü şehir daha küçük olduğu için İstanbul'a kıyasla, ama İstanbul'da büyük bisiklet her anlamda zor. Yani bu tür toplu taşımalara girişte, perona girişte, tramvay girişinde, fakat bu gayet küçük olduğu için yanınızda bir arkadaş gibi, bir paket gibi duruyor. Katlaması kolay, içeri sokması kolay, kimseyi rahatsız etmiyor. Zaten olayın özü o. Evet, ekrandan tanıyan insanlar oluyor, güzel göz temaslarımız oluyor, sohbetler oluyor. Ama hiç tanımayan bir insan bile o kadar merakla bakıyor ki, bir yaşlı amcadan tutun gencecik bir çocuğa kadar. Bir adam bisikletle giriyor, 10 saniye içinde o küçücük bir çanta haline geliyor. Veya 10 saniyede o küçücük çantadan bir anda bisiklete dönüşüyor. Sihirli bir, böyle hoş bir hareket devinimi görüyorlar ve şu soru işareti oluşuyor. Acaba ben de yapabilir miyim? Ömür boyu çocuk kalmanızı hissettiriyor. Yani üzerindeyken kendimi bir çizgi film kahramanı gibi hissediyorum. Yani herhangi bir yakıt yok, herhangi bir destek yok. Çocukluğumdaki gibi o rüzgarı hissediyorum, çevremdeki o kokuları alıyorum, insanlara bakıyorum, arabayla giderken fark edemediğim o güzel detayları görüyorum. Çok mutlu oluyorum. Buradaki arkadaşlarım içerisinde de bisikletle işe gidip gelenler olduğu gibi iş dışında bisiklet kullananlar oluyor. Burada çok sempatik bakıyorlar çünkü ne kadar bazen farklı gibi görünseniz de eğer sonra keyifli bir adım için bunu yaptığınızı hissedince insanlar, burada da sokakta da, yani düşünsenize bu şekilde takım elbiseyle işte bir yönetici olarak iş yerine geliyorsunuz, iş yerinden böyle çıkıyorsunuz. İnsanlar şaşırıyorlar ama bir yandan da düşünüyorlar bence. Demek ki olabiliyor, çünkü bu aynı şekilde Hollanda'da da, Stockholm'de de, Londra'da da, yani gencecik çocuklar da kullanıyor. Şık hanımefendiler de, iş yerine giden beyefendiler de, yaşlı amcalar da kullanıyor. Yani bunun bir kıyafet kodu yok. Ben böyle küçük bisikletlerle bisiklet öğrenmiş biri değilim. Böyle kocaman bir bisikletin arasına girerek, yani gövdenin, kadronun arasına girerek yarım pedal dedikleri, böyle tam çevirmeden herhalde 5 yaşlarında filandım ve o kasaba, böyle mastaba dediğimiz böyle taraçalardan oluşuyordu. Birinden de düştüm yani çocukken, o kadar. Ya yani babamın bisikletini çalarak öğrendim. Dolayısıyla heyecanlı bir öğrenme süreci oldu benim için. Biraz zor tabii İstanbul'da bisiklete binmek, ama şu da var. Ben yaklaşık 30 küsür yıldır İstanbul'da bisiklete biniyorum ve İstanbul'un bütün o sadece merkezini değil, yani tarihi yarımadayı, Boğaz'ı, Kadıköy'ü, Üsküdar'ı değil, bütün o çeperlerini de bisiklet sayesinde öğrendim. Yani bu 30 yıllık birikim bana İstanbul'un oralardan ibaret olmadığını öğretti ve
Hani tabii ki kişisel bir şey bu söylediğim ama güvenliğimle ilgili pek de problem yaşamadım, çok istisnalar hariç. Ama yine de tabii ki bisiklete başlamak isteyen biri için tırnak içinde ürkütücü yanları olan bir şehir İstanbul. Giderek bu konuda çok ciddi bir bilinçlenme var. Yani bisiklete binen sayısı artıyor, bisiklet sporunu izleyen sayısı artıyor. Araç kullanıcılarının bisiklete yaklaşımı değişiyor, anlayış gösteriyorlar. Ve o konuda bir iyimser ivme gözlüyorum ben. Ben çevirdiğim her pedalın karbon ayak izimi bir tık küçülttüğüne inanıyorum. Yani benim ayak izim pedalın üstünde olduğu sürece dünyadaki karbon ayak izi düşecek. Bu kesin ya. Yani bunun korelasyonunu zaten hani ilgisini, ilişkisini bilim insanları söylüyor. Raporlarla tespit edilmiş durumda. Hani çok güzel bir laf vardır Türkçe'de. Bir kelime oyunudur. Hareket bereket getirir diye. Hareket dünyanın ekolojik sıhhati için deyim yerindeyse bereket getirecek bir şeydir. İster yürüyün, ister skutura binin, ister tekerlekli sandalyedeki engelli dostlarımız olsun. Hareket eden herkes hem kendi sağlığı için hem de gezegenin sağlığı için çok hayırlı bir iş yapmış oluyor bence. Tam da denk geldi. Aslında bisikletten bahsedince hemen bisiklet haberine. Evet. Son 2 dakikamız kaldı. Valla ben çok kısa konuşacağım. Aslı'ya çünkü biz yaklaşık 1,5 yıl oldu artık bu konulara çok odaklandık. Dünya için hareket et diyoruz. Bir kere her şeyden öte kurumumuzun web sitesinde, Aksi Sigorta web sitesinde bir manifesto var. Dünya için hareket edeceğim. Lütfen herkesi davet ediyorum. Bir kere bir... Herkesi kapsıyor değil mi? Sadece aksiyon müşterileri yani falan... Bir birey olarak yani girip ben nasıl nelere yapmaya söz veriyorum diyen bir manifesto. Lütfen girin bakın. Yapacağım diyorsanız yapın. Ama bu yayından ve bundan sonraki yayınlarda hep bunu söylemeye çalışacağım. Biz hepimiz bir manşet koyalım. Bu iş bittiğinde bir manşetimiz olsun. Benim manşetim şu. Bireysel farkındalıkla her şey başlayacak. Küresel ısınmayla mücadele etmek mümkün. Ama benim için çok daha önemlisi gelecek kuşaklara belirsizliği bırakmayalım. Biz muazzam bir belirsizlik üstlenmiş durumdayız. Bizim jenerasyonumuz özellikle. Gençler bizi çok iyi götürüyor. Biliyorsun gençler için hareket et çalışmalarında da bunları gördük. Ben burada tüm toplumu, bireyleri lütfen geleceği daha güvenceye alacak ve gelecek belirsizliğini gelecek yeni nesillere bırakmayacak bir hareket et eylemine destek vermeye davet ediyorum. Son 2 dakika buyurun. Ben de bu işin ancak birlikte mümkün olacağını söylemek istiyorum. Birlikte derken? Birlikte mümkün. Yani hepimiz taşın yani altına elimizi toplumuyla, koyacağız. Kamusuyla, toplumuyla, şirketleriyle, özel sektörüyle, üniversiteleriyle hep birlikte bunun çözümünü bilim insanları bize sunmuş. Sadece yapmak kalıyor. Peki bir şey soracağım ya. Aslan bizim bir yol haritamız var değil mi ülke olarak bu konuda? Çünkü ben takip ediyorum. Bir yol haritası çizmiş zaten. Hani. Türkiye'nin hem ulusal iklim değişikliği eylem planı var hem de şimdi yerel... Büyükşehir belediyelerimiz kendi yerel iklim değişikliği eylem planlarını hatta uyum planlarını uygulamaya geçiriyorlar. Tabii ki hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşacak sektörel bazı eylemler hali hazırda belirlenmiş durumda. Bunları uygulamaya geçirmek söz konusu şu anda. Ve geçiriyoruz da gördüğüm kadarıyla. Birazcık daha hızlanmamız gerekiyor. Biraz ağır kanlı gidiyoruz. Diğer ülkelerle mukayese edersek daha mı yavaş mıyız, hızlı mıyız? Oldukça yavaşız. Avrupa Birliği ülkeleri son derece ileride bu konuda. Evet o şey Almanya, İngiltere falan. Yani, biz odaklandığında yapabilen bir ülkeyiz. Bardağın dolu tarafı o. Ama biraz böyle yumurta kapıya geldiğinde yapıyoruz. Ama bu öyle bir şey değil. Yani 2029 yılının 11. aya kadar bekleyelim. Son bir ay hadi düzeltelim diyebileceğimiz şey. O yüzden bu farkındalığı yaratmaya gayret ediyoruz. Şimdi aklıma geldi. Madem dünya için hareket et, herkesi buna davet ediyorsun ama bence bu konuda bir kampanya başlatman lazım. Ve o manifestoya ya da oraya destek veren kişilere de bir ödül demeyeyim de bir farklılık yaratman gerekiyor aksi olarak. Bence bunu düşünmen lazım. Tamam, düşünelim. Yani çünkü hani geldi mi kişiler evet buna katıldı, gönüllü ve istekli. Bunu yavaş yavaş bence böyle toplumsal hareket böyle oluşur. Ya evet aslında kişiler kendi isteğiyle kalben gönlen isterler ama biraz da böyle ufak tefek. Biz tabii Haziran başında bu işe başladık. Dünya İçin Hareket Etti Aktif Yaşam Derneği ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı ile. Tabii iki tane çok önemli kurum var yanımızda. Evet. Onlarla beraber ne yapabileceğimizi çalışıyoruz. Vakıf da öyle değil mi? Siz tabii de ki beraber çalışıyoruz. Hem Türkiye'de hem bütün dünyada. Hani iyi bir fikir. Beraber paylaşırız çıktıları inşallah. Aslı Genç çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Yeni terimler Yavuz'un sayesinde yeni terimlerle
bizi tanıştırdınız. Hem de valla benim de çok gözümden kaçan birkaç noktaya ışık tuttunuz. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Arada bir gelin bu sohbetlere devam edelim. Tabii bu kadar güneşin altında. Ama ya daha biz bu iklim değişikliğine gideriz bu güneş altında. Evet. Yavuz teşekkürler. Bir dahaki programa işi biraz daha Bir dahaki programda yine devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Konuşmaya devam. Sıkılmadan. Gönül koydum. Aynen, gönül koydum. Peki, ikinize çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Efendim, bir dahaki programda görüşmek üzere.